Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar merhaba. Şanlı ecdadımızın yazı dili olan Osmanlıca'nın öneminin daha iyi anlaşıldığı ve ilginin her geçen gün arttığı günümüzde Osmanlıca eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bir çalışma hazırladık. Bu çalışmamızla Osmanlı Türkçesini daha iyi kavramayı, daha düzgün ve okunaklı yazmayı hedefliyoruz. Derslerimiz 5 kısımdan oluşmakta. Birinci kısımda Osmanlıca el yazısı olan Rik'a hattı hakkında genel bir bilgi verilip, bu yazıda dikkat edilecek hususlar işleniyor. İkinci kısımda harflerin müstakil halleri, başta, ortada ve sondaki şekilleri hem bağımsız, hem bitişik, hem de aralarına B, Nun, Y tarzında bir harf gelecek şekilde gösteriliyor. Üçüncü kısımdaysa harflerin diğer harflerle olan ikili birleşimleri işleniyor. Dördüncü kısımda ilk iki kısmın yerleşmesini temin için harflerin farklı birleşimlerinin olduğu örnek kelimeler veriliyor. Son kısımdaysa tarihi bir metinle ilk üç kısmı tamamlayan cümle alıştırmalarına yer veriliyor. Arkadaşlar, çalışmamızın daha güzellerine bir basamak olması temennisiyle derslerimize başlıyoruz. 19. yüzyılda Bab-ı Ali kaleminde gelişen ve esasları Osmanlı hattatları tarafından geliştirilen Rik'a hattı, Osmanlı'nın resmi yazısı haline gelmiş ve hattı Türkiye namını almıştır. Diğer hatlara nispetle daha kolay ve neredeyse okuma hızına yakın bir süratle yazılabilen Rik'a hattının iki çeşidi vardır. Birincisi, günlük hayatta pratik not tutma gayesiyle yazılan kısmı, diğeri de bu hattın sanat yazısı haline gelmiş çeşididir. Biz de bu çalışmamızda özellikle Osmanlıca el yazımızı daha düzgün, daha okunaklı bir hale getirmek için sizlere dersler hazırladık. Unutmamak gerekir ki, hattatlık gibi ciddi hedefi olanların uzun soluklu bir sabır ve gayretle icazetli bir hattattan birebir çalışmak suretiyle meşk etmesi gerekir. Arkadaşlar şimdi Osmanlıca el yazısında dikkat edilecek hususları maddeler halinde görelim. Birincisi, kalem tutuşu. Yazı yazarken kalem tutuşunun, harflerin şekillerinin tam görülebilmesi için en uygun kalem, hafif meyilli ve kesik uçlu olanıdır. Özellikle kendimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızda ihmal edilmemelidir. Şunu da unutmamak gerekir ki, kesik uçla yazılan yazılarda derinlik ve estetik vardır. Kalemi, ucun meyli kağıda tam oturacak şekilde dik çizgiler yatay olanlara nispetle biraz daha ince olacak bir tarzda yaklaşık 40 derecelik bir açıyla tutmalıdır. Bunu bir örnek vererek izah edelim. Yazı yazarken kalem tutuşumuza göre yazının kalınlığı, çizginin kalınlığı değişir. Örnek veriyorum. Bakın bu bir açıyla tutuş. Farklı bir açıyla tutuş. Görüldüğü gibi kalemin tutuş şekline göre farklı kalınlıklar oluştu. Yatay hareketlerde de aynı şekilde görüldüğü gibi tutuş şeklimize göre farklı kalınlıklar oluşuyor. Bu da yatay çizgilerimizdeki farklı tutuş kalınlıkları. En uygun tutuş Osmanlıca el yazısında dik çizgilerin yatay çizgilere göre biraz daha ince olduğu şeklidir. Onun için burada en uygun tutuş şekli yaklaşık 40 derecelik bir açıyla
kalemi satıra oturtup dik hareketler yatay hareketlere göre daha ince olacak bir tarzda tutmaktır. Sin elif birleşimi yapıyorum. Görüldüğü gibi sin kalınlık itibariyle eliften daha kalın. Bu tutuş tarzı bütün yazımızda yatay hareketlerde ve dikey hareketlerde görülürse yazımız bu hattın mantığına daha uygun bir şekilde gerçekleşmiş olur. Yazarken kendimizi ve kalemi sıkmamalı, gevşekte tutmamalı. Hareketlerimize her an hakim olmalı. Kalemin ağzını da kağıda takılacak şekilde pürüzlü ve son derece keskin olmaması noktasına dikkat edilmeli. Diğer dikkat edeceğimiz hususlar harf karakterlerine dair. İtina ile ve çokça yazmalı. Çünkü düzgün bir yazıya sahip olmak ve bunu kalıcı kılmak için çokça yazmak gerekiyor. Ama bunu dikkatle ve itina ile ve pek çok yazı mütalaa ederek, dikkat ederek gerçekleştirmek gerekiyor. Her hattın kendine has harf karakterleri olup bunlara riayet etmek gerekir. Özellikle Arapça dersi alanların nesih hattına, yani özellikle kitaplarda kullanılan o matbu hatta olan aşinalıkları, rik'a yazılarında nesih harf karakterlerinin görünmesini netice veriyor. Bunu aşabilmek için nesih ve rik'a harf karakterleri mukayeseli bir suretle incelenmelidir. Bununla beraber yazılan kalemin uç kalınlığı, harf karakterlerinin büyüklük derecesini belirler. İnce uçla büyük harflerin, kalın uçla küçük harflerin yapılması, kurallara göre yapılsa bile yazının estetiğini kaybettirir. Örneğin, harfimizin hakkından büyük yapmak yahut hakkını vermeyecek şekilde küçük yapmak. Bu yazıyı ya dağınık yahut basık gösteren hususlardandır. Kalemin hakkı neyse yazımızı ona göre yazmamız gerekir. Bunda da ölçü yazdığımız kalemin ucuyla yaptığımız noktadır. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Uzunluk ölçüsü metredir, ağırlık ölçüsü kilogramdır, hattın ölçüsü de noktadır. Örneğin bu elifimiz yazdığım kalemin ucuyla yaptığım 3 nokta boyudur. Evet, harflerin ölçüleri nokta esasına göre tespit ediliyor dedik. Harflerin bu esasa göre bazen keskin, bazen de kavisli hareketlerle kendilerine has şekilleri meydana gelmiştir. Bu şekilleri iyi kavramalı ve ona göre tatbik etmelidir. Örneğin, bazı harflerimiz dik bir şekilde yapılır, elif gibi. Bazı harflerimiz kavisli bir surette yapılır, B gibi. Bazen de harfimiz dik ve kavisli hareketlerden meydana gelebilir. Lam gibi. Harf karakterimizin genel şekli neyse o iyi anlaşılmalı ve ona göre gerek dik hareketlerde gerekse kavisli hareketlerde kurallara riayet etmelidir. Bu yazıda noktaların konulması da önem arz etmektedir. Noktaları harflere çok yakın koymak yazıyı basık gösterir. Uzak konulması da yazıyı dağınık gösterir. Orta yolu tercih etmelidir. Aynı zamanda noktaları dolgun yapmak da yazıyı güzelleştiren ayrı bir husustur. Bunun için
Ucu kağıt üzerine koyduktan sonra baklava dilimi olacak şekilde geriye doğru biraz hareketle bunu gerçekleştirmemiz mümkündür. Meyleri ayetle 2 ve 3 noktaları çizgi şeklinde yapmak da bu yazıda aranan hususlardandır. Bu söylediğimiz maddeleri örneklerle izah edersek, tenbih kelimesini yazıyorum. Tenbih kelimesini yazarken noktaların kelimemize uzak konulması yazımızı dağınık gösterir. Fazla yakın konulması ise yazımızı basık gösterir. Onun için noktalarımızı belli bir mesafede fazla kelimemize yakınlaştırmadan yahut fazla uzaklaştırmadan orta bir yolu izleyerek koymamız gerekir. Bununla beraber noktalarımızı koyarken iki nokta yerine geçen çizgimiz var biliyorsunuz. Bu çizgilerimizi koyarken de genel yazımızın meyli riayetle konmalıdır. Tek noktalarımızı koyarken de belli bir dolgunluğun görünebilmesi için kalemimizi satıra koyduktan sonra ters istikamette hareket ettirerek dolgun bir şekil almasını temin etmiş oluyorum. Diğer dikkat edeceğimiz husus harf birleşimlerine dair. Harflerin yazımında nesih hattına etkilenme söz konusu olduğu gibi, harflerin birleşimlerinde de aynı şekilde nesih hattından etkilenme söz konusudur. Harfler için tavsiye edilen usul, yani nesih hattıyla rik'a hattının mukayeseli olarak incelenmesi hususu, burada da aynı şekilde tatbik edilmelidir. Yanlış tarzda birleştirmeler, bu dikkatli mütalaa ve çokça yazımla düzeltilebilir. Bunu da şöyle bir örnekle izah edersek, rahmet kelimesi rik'a hattında böyle yazılıyor. Bunu nesih hattında yazarsak görüldüğü gibi harf karakterleri tamamen değişiyor. Ra daha düzken nesih hattında daha kavislidir. Ha dairevari bir şekildeyken, yuvarlakken nesih hattında görüldüğü gibi daha farklı bir tarzda yazılır. Mimin yapılış tarzları hakeza aynı şekilde farklıdır. Bunlar mukayeseli olarak incelenerek yazımızın hangi hatsa onun karakterine uygun yazmamız temin edilebilir. Diğer dikkat edeceğimiz husus meyildir. Bu yazıda meyil dik hareketlerin 5-10 derecelik bir açıyla hafif sola doğru ve yatay hareketlerin 10-15 derecelik bir açıyla satıra yazımıyla sağlanır. Tahtada görüyorsunuz yatay bir hareket ve dikey bir hareket, sin ve elif birleşimi. Sin'in satıra geliş açısı 10-15 derecedir. Elif'in de sola meyilli olarak meydana getirdiği
açı 5-10 derecedir. Bütün bu yatay hareketlerde ve dikey hareketlerde dikkat edilmesi gereken meyildir. Örneğin, el diyorum. Bakın bütün dik hareketlerde hafif sola doğru 5-10 derecelik meylimiz söz konusu. Ses diyorum. Görüldüğü gibi yine yatay hareketlerde aynı 10-15 derecelik meyil söz konusudur. Diğer önemli bir husus, Rik'a yazısında kelimenin son harfi satıra oturtularak mistarı oluşturulur. Ancak kelime sonunda bulunduklarında ha, ayın, mim gibi harflerin başlarına eklenen kısımları satır çizgisinin altında kalır. Kelimeleri satıra düzgün yerleştirebilmek için hangi harfin kendinden önceki harfi yukarı kaldırdığını, harflerin birleşim hususlarını zihnen tasavvur ederek, düşünerek yazmaya çalışmalıdır. Bir örnekle bu konuyu izah edelim. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini kelimesine bakıyoruz. Y, mim ve ç harfleri kendinden önceki harfi yukarıya kaldırıyor. Ben zihnen y, mim ve ç'nin kendinden önceki harfi yukarıya kaldırdığını zihnen düşünerek kefimi ona göre bir yükseklikten başlıyorum. Aynı şekilde nun, bakın burada kendinden önceki harfi yukarıya kaldırıyor. Y aynı şekilde, Z de aynı şekilde yukarıya kaldırıyor. Bunları düşünerek, bunların farkındalığıyla yazımı satıra oturtuyorum. Başka bir kelime örneği veriyorum. Çam. Bakın burada mimin baş ve boynundan sonraki kısmı satırın aşağısına indi. Saç yazıyorum. Yine cim grubundan olan Ç harfimizin başından sonraki kısmı satırın aşağısına inmiş oldu. Bağ yazıyorum. Bakın burada da yine gayın harfimizin baş ve boyun kısmından sonraki eki satırın aşağısına inmiş oldu. Demek ki mim, cim grubu ve ayın grubu harflerimizin zayit kısımları satırın altında kalıyor. Diğer harflerimizin sol alt kısmı satıra oturtularak kelimelerimizin mistarı
oluşturuluyor. Diğer bir husus, tenasüp ve tenazur konusu, orantılı, dengeli olma, ölçülü yazma, ahenk manalarına gelen tenasüp, iki veya daha çok şey arasındaki yer, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğunu ifade eden tenazur, güzel yazılarda aranan bir özelliktir. Harfleri, kelimeleri yazarken paralel ve simetrik hareketlere, denk durumlu şekillere, meyillere dikkat ederek yazmak da yazının güzel görünmesi için önemlidir. Buna dair bir örnek yazıyorum. Evet, dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin yazdık. Bu yazıda dik hareketlerimizde paralellik. Önemli. Meyle riayetle paralellik önemli. Yatay hareketlerde aynı şekilde aynı paralellik önemli. 10-15 derece bir açı. Bununla beraber ortak hareketler var. Bakın B ve R birleşimleri. Bunların birbirleriyle büyüklük itibariyle, yazım itibariyle denkliği, orantı birliği yazının düzgünlüğü noktasında önemli. Bakın iki tane de dal var. Aynı şekilde birbirleriyle ebat olarak uygunlukları yazıda önemli. Bununla beraber kavisli dairevari hareketlerimiz var. Bunlarda da aynı şekilde birliktelik yazının güzel görünmesi için önemlidir. Ve son bir madde ilave edersek, her şeyde olduğu gibi sabırlı olmalı. Neticeyi hemen bekleyip ümitsizliğe kapılmamak gereklidir. Usullere, kurallara riayette biraz gayret edilirse, İnşallah yazılarımız daha da güzelleşecektir. Herkes hattat olamayabilir ama herkes yazısını daha düzgün bir hale getirebilir.